Mesela bana en çok sordukları sorulardan bir tanesi şu biliyor musun? Diyor ki mesela, ya abi işte ben çok seviyordum, tek taraflı olarak bitirdi değilim. Ben ama hala seviyorum, ne yapmam lazım? Ne diyeceksin ki? Bir fıkra var, bir adam doktora gidiyor, böyle cinsel organında bir şeyler olmuş herifin tamam mı? Diyor ki ya doktor bey diyor, bu diyor böyle diyor şey yapmış işte şiştim piştim bir şeyler oldu bunu acayip bir şeyler oldu filan diyor. Bir tane doktora gidiyor. Doktor diyor ki ya diyor o diyor sen isilikus pipilis olmuşsun. Onu diyor önce diyor yakacağız. Ondan sonra diyor merhemleyeceğiz, saracağız. Ondan sonra kendine geleceğiz. Ya diyor olur mu öyle şey ya diyor. Manyak mısınız siz? Bunu alacaksınız, yakacaksınız yine. Olur mu öyle şey? Yok diyor. Bir sonraki doktora gidiyor. Diyor ki ya doktor bey diyor hani bunu ne yapacağız? Bir önceki de dedi ki yakacağız, makacağız. Yok yok diyor. Yakmaya gerek yok. Siz diyor isilikus pipilis olmuşsunuz. Onun diyor ucundan diyor böyle bir diyor çubuk sokacağız. O çubuğu diyor içeride belli bir oranda gezdireceğiz. Bunu birkaç seans yapacağız. Ondan sonra siz kendinize geleceksiniz. Ya diyor, doktor bey ne yapıyorsunuz? İşkence mi çektiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Bir sonraki doktora gidiyor. Ya doktor bey diyor bunu diyor ne yapacağız yani? Siz diyor Isilikus pipiris olmuşsunuz. E diyor ne yapacağız? Kendiliğinden düşer diyor. O yüzden kendiliğinden düşer. Sen boş ver. Aşk acısının en büyük ilacı o değil mi? Zaman. Zamanla düşer. Zamanla düşecek. Ve bugün senin için çok önemli olan şeyler bundan 5 sene sonra gerçekten senin için çok önemsiz olacaklar. Ben nelere üzülmüşüm lan diyeceksin. Tek yapman gereken şey beklemek. Çünkü sen bekleyip eğer bir yükünden kurtulursan yeni bir yükü sırtına alıp onunla keyifli bir tatile çıkmaya hazırsın demektir. Ancak sırt çantını doğru bir şekilde boşalttığın zaman yerine yenilerini koyabilecek noktaya gelirsin. O yüzden yüklerinizden arınıp bunları yüklerinizi alıp neden olmuyor? Neden? 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 hayat ne kadar adaletsiz neden beni sevmiyor? Sevmiyor. Sevmiyor. Olabilir yani. Her, her sevgi karşılık bulmak zorunda değil. O yüzden tek taraflı ilişkiyi bitirmek diye bir şey yoktur. Tek taraflı diyorsan hala sen o sırt çantanda o yüklerinle birlikte o tepelere o dağlara tırmanmaya çalışıyorsun demektir. O tepelere o dağlara tırmanırsın ama o yüklerinden arınıp tırmanman gerekir. O tepeleri dağları aşarsın, gezersin, geçersin, geçersin. Etrafında veya ilişkilerinde olan hiçbir şey değişmez. Ama sen değişirsin. Sen değişirsen senin değişmiş haline mutlaka biri talip olur. Umudunu kaybetme değil mi? Peki bir erkek nasıl vazgeçilmez olur? Madem basit bir cevabı var. Nereden yapmamız gerektiğini bir kadını mutlu ediyorsa vazgeçilmez olur. Nedenle? Ama kadın her zaman aynı şeyle mutlu olur. <laughs> o zaman bunu nasıl bileceğiz biz abi? Şimdi öyle bir şey söyledin ki nerede nasıl yapılması gerektiğini, nerede nasıl davranması kadını nasıl mutlu edilmesi gerektiğini bilen erkek vazgeçilmezdir. E sizi nasıl mutlu edeceğiz? Bilmem. Bilmem. Bütün hayatı boyunca şeye adamış kendini o. Ya garibim Sigmund ya. İşte deniz demek annenin rahmi demek. Kadınlar öyledir. Psikanalitik analizde böyle yaparız filan. Kitap kitap yazmış adam. Kitap kitap yazmış. Ölürken ne demiş? Ben anlayamadım. Ulan <laughs> İbni ne yazdın o kadar kitabı? <laughs> Ama işte kadın öyle. Eğer bir kadın sana kitap yazdırıyorsa o kadın vazgeçilmezdir. Şairlerin çoğu erkek Şairlerin çoğu erkek ama enteresandır. Kadınlar belki de çektiği aşk acısını bu kadar böyle rahat rahat toplumsal olarak ifade Onlar WhatsApp grubunda dönüyor çünkü. Erkeğin çektiği aşk acısı nedir? Dağları deler, Mecnun gibi kör olup çöllere düşer. Değil mi? Erkek aşk acısını çekiyorsa böyle herkese haykırmak ister filan. Kadın da WhatsApp grubunda dönüyor. Bir de hani erkekte şey var ya, erkek aşk acısını çekerse bu bir gurur meselesidir ya. Aşk acısı çek kardeşim. Çek lan! Çek anasını satayım çak bir tane daha çek aşk acısı ağla be ağla anasını satayım falan neyse. Ya da işte en fazla geçer kanka filan hani bir şekilde ama o aşk acısını erkek ifade etmek zorunda kadın. Kadın ben ayrıldım yazdığı anda o WhatsApp grubuna. Sen var ya toprağın direkt altındasın senden ayrıldıysa. O zaten o, o işte ben onu da biliyordum o işte ben zaten fake bir profille girmiştim o bana da yazmıştı kalpte göndermişti zaten şerefsizin önde gidin Şöyle de böyle ulan dur daha kırkımız çıkmadı. Nereye gömüyorsunuz beni haberim yok yani.